Merhaba. Bu derste hızlıca size Python sintaksından ve genel fonksiyonlar ve kullanımdan bahsedeceğim. Öncelikle Jupyter Notebook'u çalıştırdım. Burada New kısmına gelip Python 3'yi seçiyorum ve boş bir kod sekmesi oluşturuyorum burada. Bu benim input hücrem. Öncelikle sayılar ve işlemlerden başlayalım. 4 artı 6 yazıp çalıştırdığım zaman buradaki hücreyi bana output olarak onu veriyor. 10 çarpı 4 yazıyorum. Çarpma işlemi yıldızla gösteriliyor. Çalıştırıyorum. Bana output olarak burada 40'ı veriyor. Bölme işlemi de yine tahmin edeceğiniz üzere slash'la yapılıyor. Çalıştırıyorum. Bana burada 13,0 veriyor. Bunun dışında mod işlemi var. Mod işlemi yüzde sembolüyle yapılıyor. 40 mod 2. 40'ın 2'ye bölümünden kalan 0. Onun dışında bir sayının üstünü almak istiyorsanız 2 tane çarpı kullanıyorsunuz. 5 çarpı 2, 5'in karesi 25. 5'in küpü 125. Genel olarak bu şekilde. Değişkenlere değinecek olursak, değişken atamaları için değişkenin türünü belirtmenize gerek yok. Diğer programlama dillerinden farklı olarak. Python değişkeni otomatik olarak tanıyor. Ben x eşittir 3 dediğim zaman bu değişkenin bir integer olduğunu Python tanıyor. Yani bu değişken kısmını herhangi bir isimlendirme vermenize gerek yok. X eşittir 3 deyip çalıştırdım. X'e 3'ü atadı. X'i göster diyorum. Burada 3 çıktısını veriyor. X bir de y tanımlayalım. Y eşittir 9 diyelim. Bir de z değişkeni tanımlayalım. Bu z değişkenini de x ve y'nin toplamı olarak belirtelim burada. Artı y ve z'yi bize göster diyelim. Shift Enter ile çalıştırıyorum. 12 çıktısını veriyor. Daha sonra stringler var. Stringlere değinelim. Stringleri tanımlamak için ya da ifade etmek için tek tırnak veya çift tırnak kullanabilirsiniz. Merhaba yazalım, çalıştıralım. Burada string'i görüntülemiş oluyor. String'i bir değişkene atamak için yine yukarıda yaptığımız gibi y eşittir. Merhabalar yazıp daha sonrasında bu değişkeni bizden göstermesini istediğimiz zaman tanımladığımız değeri gösteriyor string'e. Onun dışında bu string'leri print fonksiyonuyla da görüntüleyebiliriz. Print diyorum. Y diyorum, çalıştırıyorum ve merhabaları gösterdi. Burada farklı olarak doğrudan string'in kendisini gösteriyor. Burada türüyle birlikte gösteriyordu. Burada print fonksiyonunu kullandığım için sadece içerisini alıyor. Onun dışında değişkenleri kullanarak print fonksiyonuna bu değişkenleri implement edebiliriz, dahil edebiliriz print fonksiyonun içine. O da şu şekilde. Mesela x eşittir dünya diyelim. X değişkenine dünya değerini atadım. Y değişkenine de 500 bin diyelim. Bunu çalıştıralım. Şu an x ve y'yi hafızasına kaydetti. Önceki x ve y değerleri silindi. Yeni atadığım x ve y değerleri geçerli olacak şimdi yapacağım işlemlerde. Daha sonra print diyorum. Parantezi açıyorum. Tırnak koyuyorum. Ve buraya içi boş bir parantez koyuyorum. Burayı boş bırakıyorum. Nın diyelim. Buraya dünya değişkeni gelecek. Çevresi bir parantez daha açıyorum. Boşluk bırakıyorum. Kilometredir diyelim. Burada sıkıntı oldu. Kilometredir. Tamam. Şuradaki tırnağı kapattım. Daha sonra bu parantezin içerisine nokta deyip format fonksiyonunu çağırıp bu içerisinde boş bıraktığım parantezlere hangi değişkenlerin geleceğini belirtiyorum bunun içerisinde. X virgül y. Şimdi bu print fonksiyonu buraya bir değişken geleceğini algılıyor. Bunları yazdırmayacak. Devamını yazdırıyor. Buraya bir değişken daha geleceğini algılıyor. Sonra devamını yazdırıyor ve oraya hangi değişkenlerin geleceğini buradaki fonksiyonla tanıyor. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman dünyanın çevresi 500 bin kilometredir diye bir çıktı veriyor. Yani bu değişkenleri doğrudan bu print fonksiyonu içerisinde bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben buraya eğer x yazsaydım bunu tanımayacaktı. X olarak çıktı verecekti. O yüzden burada böyle bir gösterim söz konusu. Bunu da bilin. Şimdi listelere değinelim. Listenin gösterimi şu şekilde. Listeleri öğrenmeniz önemli. Bunu ileride
birçok farklı şekilde kullanacaksınız. Bunlar listeler matrislere dönüşecek, çok boyutlu matrislere dönüşecek. Bu listelerin gösterimine ve listelerin içerisinden değerlerin elde edilmesine hakim olmanız gerekiyor. Bu bir liste. Bunu çalıştırdığım zaman direkt liste olarak çıktısını veriyor. Bu liste birçok farklı değişkenden oluşabilir. Bir string olabilir içerisinde. String yazalım. Daha sonra ikinci terimi bir sayı olabilir. Daha sonra üçüncü terimi başka bir liste olabilir. 11'e 5. Şu an bu içerisinde 3 terimi olan bir liste ve bunun 3. terimi de ayrıca bir liste. Bunu çalıştıralım. Gene çıktısını veriyor. Bu listeyi bir şimdi değişkene atayacağım ben. Liste değişkeni yapalım. Bunu doğrudan kopyalayalım. Yapıştıralım buraya. Şimdi ben bu listeyi bu değişken aracılığıyla istediğim bir yerde kullanabilirim. Bunu çalıştıralım. Çalıştı. Şu an liste değişkeni atandı. Bu listenin içerisinden ben bu değişkenleri seçmek için şöyle bir gösterim kullanıyorum. Bunlar indekslere ayrılıyor. Bu birinci indeks, bu ikinci, bu üçüncü indeks. Gösterimi ise bunun için 0 sayılıyor, bunun için 1, bunun için 2. Yani 3'e kadar gitmiyor. Sıfırdan başladığı için bu indekslendirmeler. Birinci terime ulaşmak istiyorsam buraya 0 değerini yazıyorum. Çalıştırıyorum. Birinci değişkeni bana burada getirdi. İkinci değişkene ulaşmak istiyorsam 1 yazıyorum. Çalıştırıyorum. Getirdi. Üçüncü değişkene ulaşmak istiyorsam 2 yazdım. Çalıştırdım. Liste değerini getirdi. Şimdi ben bu listenin içerisindeki listeden bir değer daha seçmek istiyorsam bu sefer ikinci boyuta geçip mesela buradaki listenin ilk elemanına ulaşıyorum. Çalıştırıyorum ve 11 değerini veriyor. Bir de iki nokta gösterimi var. Ona da değinelim. Liste diyorum. Eleman seçmek için parantezimi açıyorum. Şimdi iki nokta koyup bir yazdığım zaman buraya bu şu anlama geliyor. En baştan birinci indekse kadar olanları bana göster. Şimdi burada en baş ne? 0 yani string. Birinci indeks ne? 2. Yani 2'ye kadar gelecek. 2'yi dahil etmeyecek. Bana bunu gösterecek. Bunu çalıştırdığım zaman bana string ifadesini döndürüyor. Şu birinci indeksi dahil etmiyor. Şöyle bir şey yaparsak peki. Birinci indeksten başla yani bir dahil sonuna kadar göster. Bu durumda ne yapacak? Sıfırıncı indeksi bana göstermeyecek. Birinci indeksten başlayarak diğer terimleri gösterecek. Bu iki nokta dahil sonuna kadar git demek. Bunu çalıştırıyorum. 2, 11 ve 5 bu ikili tek listeyi gösteriyor. Şimdi true false boolean'larından bahsedelim. Ben buraya 5 küçüktür 10 yazdığım zaman program bana true dönüyor. 10 küçüktür 5 ne oldu ya? 10 küçüktür 5 yazıp bunu metin olarak algıladı. Tamam, şöyle bir daha yazalım. 10 küçüktür 5 yazdığım zaman false değerini dönüyor. Ben bunları if else for ve while loop'ların içerisinde sık sık kullanıyorum başka değişkenlerle. Daha sonra şeyden bahsedelim, mantık operatörlerinden. Mantık operatörleri and ve or. Daha önce bir programlama dili kullandıysanız eminim alışkınsınızdır bu ifadelere. Bunlar da şu şekilde çalışıyor. Ben buraya 1 büyüktür yazamıyorum. 3 yazıp bunu paranteze alıp daha sonra yanına bir and koyup buraya da 5 küçüktür 10 yazdığım zaman bu and operatörü true dönebilmek için ikisinin de doğru olmasına bakıyor. Eğer ikisinden bir tanesi bile yanlışsa and operatörü size false değerini dönüyor. Buraya bakıyor 1 3'ten büyük müdür? Değil, false. O zaman buranın true olup olmamasına hiç bakmadan doğrudan size false değerini dönüyor. And için ikisinin de doğru olması, iki tarafının da sağlanması gerekiyor. Çalıştırdığımız zaman true dönüyor. Onun dışında or operatörü var. Onu da şurada gösterelim. Or diyorum. Şuraya 1 yazıyorum yeniden. Sol tarafa bakıyor. 1 3'ten büyük mü? Hayır, değil. Ama or operatörü için sadece bir tanesinin bile doğru olması yeterli. Sağ tarafa bakıyor. 5 küçüktür 10. Doğru. O zaman size doğru değerini dönüyor. True değerini dönüyor burada.
Bir de eşitlikten bahsedelim. 3 eşit eşit 5 yazdığınız zaman burada 2 tane eşittir ifadesi kullanmanız gerekiyor. İki değişkenin veya iki sayının eşit olup olmadığını karşılaştırabilmek için. Bunu çalıştırdığınız zaman size false dönüyor. Aynısını stringler için de yapabilirsiniz. By eşit eşittir. By yazarak kontrol etmeye çalıştığım zaman true değerini dönüyor. İkisi çünkü birbirine eşit. Bu şekilde false değerini dönüyor. Şimdi if else yapılarına değinelim. If else yapıları için belli bir koşul gerekli. Bu koşul gerekli ise if yapısı çalışıyor. If yapısının içerisindeki işlem uygulanıyor. If diyorum 2 küçüktür 5. Yani 2 5'ten küçükse benim uygulamak istediğim yere giriş yap ve onu uygula. Burada 2 nokta kullanıyorum. Daha sonra Enter'a basıyorum. Burada Python otomatik olarak boşluğu koyuyor ama burada aklınızda bulunsun. If yapısının içerisine girildiğini anlaması için programın burada bir tab boşluğu olması lazım. Siz burada başa gelecek olursa imleciniz taba basıp o boşluğu koyabilirsiniz buraya. Ha, şu an iki tab koydu. Öncesinde vardı zaten. Bir tanesini siliyorum. Print diyelim. If'e girildi. Bunu çalıştırıyorum. 2 5'ten küçük olduğu için buraya giriyor. Daha sonra else yapısı var. Else de şu şekilde. Else'i belirtmek için tabı silmeniz gerekiyor. Farklı bir yapıya girdiğini anlaması için. Else diyorum. 2 nokta. Enter'a bastım. Otomatik tabı yine koydu. Print if'e girilmedi. Bu da if koşulunun sağlanmaması, if'in sağlanmaması durumunda gerçekleşecek olan eylemi belirtiyor. Bunu çalıştıralım. If'e girildiği için buraya girdi. Else hiç girmedi. Çünkü burası zaten sağlandı ve çalıştı. Ama burası 10 olacak olsaydı ilk koşul sağlanmayacaktı. Bu durumda else devreye girecekti. Else çalışacaktı. Bunu çalıştırıyorum. If'e girilmedi. Else kısmı çalıştı. Şimdi for loop'lara değinelim. For loop için önce bir liste oluşturalım. Liste eşittir diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi 6 da olsun. Burada listemi oluşturdum. Bu listeyi tanımlıyorum. Daha sonra bir for döngüsü oluşturuyorum. For diyorum. I değişkeni listenin içerisindeki. Bunu bu şekilde tanımlıyorum. Bu şu işe yarayacak. Benim bu döngüm çalışacak. Listenin içerisindeki her bir eleman için ve bu elemanı da i değişkeniyle ben buradan çekeceğim. Yani sırasıyla başlayacak listenin içerisine gidecek. Önce 1'i alacak i için. Daha sonra 2'yi alacak i için. Bu şekilde buradaki bütün elemanları alarak buradaki döngüyü çalıştıracak. Döngünün içerisinde de artık nasıl bir işlem yapıyorsanız. Mesela burada i değerlerini almış olduğu i değerlerini teker teker yazdıralım. Çalıştırdığımız zaman bütün i değerlerini aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün i değerleri için bu değerleri yazdırdı. Başka bir işlem yapalım. Yine for diyelim, i diyelim, in liste diyelim. Şimdi listenin içerisine gidecek i değerleri alacak. Burada da bir metin yazdırsın. Metin. Şimdi ne olacak? Bu metin kaç kere yazdırılacak burada? 6 kere yazdırılacak. Çünkü burada değişkenle hiçbir işimiz yok. Ben buradaki değişkeni sadece bu for loop'un kaç kere çalışacağını uygulamak için yerleştiriyorum buraya. Burada 6 kere bu fonksiyonun çalışmasını istiyorum. 6 elemanlı bir listeden teker teker bu fonksiyonu çalıştırıyorum. 6 elemanlı bir liste aracılığıyla. Bunu çalıştırdığım zaman bana 6 kere metin çıktısını vermiş olacak. Burada range fonksiyonuna da değinelim. O da kullanışlı bir fonksiyon. Böyle teker teker liste oluşturmaktansa ben mesela 10 kere çalışmasını istediğim bir for loop varsa eğer for diyorum, i diyorum, in diyorum. Daha sonra range fonksiyonunu çağırıyorum. Ve buradan sıfırdan 10'a kadar bir range tanımlıyorum. Yani bunun genel anlamı benim buradaki for döngüm 10 kere çalışacak. Sıfırdan 9'a kadar gidecek. Şu 10 dahil değil. Print diyelim. i'yi yazdırsın.
sıfırdan başladı. 10'a kadar, 10 dahil değil, 10'a kadar gitti ve bu bütün iyi değerlerini elde etti. Yani bugün özet olarak burada kaç kere çalışmasını istiyorsam direkt range fonksiyonunu kullanarak o kadar çalıştırabilirim buradaki for döngüsünü. Şimdi while loop'a bakalım. While loop'ta olduğu sürece çalışması anlamını taşıyor. Mesela burada bir x değişkeni tanımlayalım. X eşittir 0 diyelim. Yok 0 demeyelim. 10 diyelim. Sonra bir while döngüsü kuralım. While diyelim. X küçüktür 20 olduğu sürece benim bu döngüm çalışsın. Ne yapsın? Print yaz, x'i yazdırsın. Şimdi bu haliyle benim bu döngüm çalışacak. Çalışacak, çalışacak. Sonsuza kadar çalışacak. Burada bir hata almanıza sebep olacak kodunuz. Çünkü x'e herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Ne kadar çalışacağını belirtmemize yönelik. Burada x'i her döngünün sonunda bir kere arttırırsak eğer x eşittir x artı 1 yazarak x'i 1 1 arttırırsak en sonunda artık 20'den küçük olmayacak hale gelecek ve bu döngü sona erecek. Çalıştıralım. 19'a kadar geldi. Daha sonrasında x 20 oldu ve döngü çalışmadı. Burada sona erdi. Şimdi son olarak bir fonksiyon tanımından bahsedelim ve genel Python sintaksını burada bitirmiş olalım. Fonksiyon tanımlayabilmek için define def yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Define değil def yazıyoruz. Daha sonra fonksiyonun ismini veriyoruz. Karesi kare fonksiyonu olsun. Daha sonra fonksiyonun alacağı değişkeni yazıyoruz içine. Dışarıdan hangi değişkenleri alacak? Daha sonra if ve while'da olduğu gibi iki nokta koyuyoruz. Enter'a basıyoruz. Otomatik burada tab boşluğunu koyuyor kendisi. Daha sonra fonksiyonun içerisinde gerçekleşecek olan bir takım işlemler olacak burada. Atıyorum x eşittir x artı 2 olsun. X'e bir 2 eklensin. Daha sonra x'in karesi alınsın. Karesi bir dakika. X eşittir. X'in karesi. X'e 2 eklendi. X'in karesi alındı. En sonunda benim bir return etmem gerekiyor burada bir değişkeni. Etmek zorunda da değilim. Boş bir fonksiyon da olabilir. Ama burada x'i aldık. X'i döndürelim aynı şekilde. Return diyorum. X diyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi burada bir kare fonksiyonu tanımlandı. Şimdi ben bu kare fonksiyonunu istediğim herhangi bir yerde kullanabiliyorum. Mesela bir y değişkeni oluşturalım. Eşittir diyelim. Kare diyelim. Bu kare fonksiyonun içerisine 5'i gönderelim ve bu y'ye atanmış olsun. Daha sonra oluşturduğumuz y değerini burada gözlemleyelim. Bunu çalıştırıyorum. 5 kare fonksiyonuna gitti. 5'e 2 eklendi. 7 oldu. Daha sonra 7'nin karesi alındı. 49 oldu. Bu elde edilmiş yeni değer buradan return edildi ve buraya 49 dönerek y'yi 49'a eşitledi. Evet, genel olarak Python sintaksı bu şekilde. Projede kullanacağımız birçok noktaya değinmeye çalıştım. Fakat gene de yeterli değil. Bunlar farkındayım. Siz de kendiniz ayrıca kaynakları inceleyin. Benim size göndermiş olduğum kaynakta da gene kendi göstermiş olduğum kodlar var. Oradan bakarak yapıyorum ben de. Bunu da mutlaka inceleyin. Burada açıklamalarıyla birlikte belirtiyor ve bahsetmediğim bazı kısımlar da var. Onlara bakarsınız. Burada mantık operatörleri, for loop'lar. Burada bahsetmediğim kısım bazı metotlardı. İşte bütün harfleri küçültme, bütün harfleri büyütme, listenin içerisindeki kelimeleri birbirinden ayırma. Bunlara da bakın mutlaka. Onun dışında gene aynı Python sekmesinin içerisinde bir egzersiz notebook'u göreceksiniz. Ve bu egzersiz notebook'unun çözümleri de var burada. Kendinize alıştırma yapmak için mutlaka girin. Buradaki egzersizleri yapın. Bazı basit şeyler soruyor. Çözümleri de yine burada mevcut açıklamalarıyla birlikte. Bunlara bakarsınız. Genel olarak bu şekilde.